Eskiden yemek yapımında en çok tercih edilen eşyalar bakırdandı. Ben de çocukken hatırlıyorum, sokaktan kalaycılar geçer, komşu teyzeler evdeki eşyaları götürüp parlattırırlardı. Biz de merakla seyrederdik. Şimdi ise eski bakır eşyalar evlerimizde daha çok süs eşyası olarak kullanılmaya başlandı. Bakır eşyalar kullanılsa da kullanılmasa da zamanla parlaklığını ve kendine has kızıllığını kaybeder. Bu nedenle düzenli bakımını yapmak hem estetik hem de sağlık açısından önem taşır. Bakır temizliği için satılan kimyasal malzemeleri kullanabileceğiniz gibi evde bulunan malzemelerle de parlatma yapabilirsiniz. Bu malzemeleri saymadan önce şunu önemli belirtmek isterim. Bu yöntemlerin hepsi sadece dekor için kullandığımız eşyalar için geçerlidir. Yani mutfağımızda yemek için kullandığımız tencere, tava ve bakır cezvelerimizdeki oksitlenme, çizilme ve kararmalar olduğunda eşyaların mutlaka ama mutlaka tekrardan kalaylanması gerekmektedir. Birinci malzeme sirke. Nemli bir beze döktüğünüz bir miktar sirke ile bakır eşyanızı parlayana kadar iyice ovun ve temiz nemli bir bezle silip kurulayın. Bu işlemi aynı şekilde aseton kullanarak da yapabilirsiniz. İkinci malzememiz limon. Bu yöntemde ihtiyacınız olan bir adet limon ve bir miktar tuz. Limonu ortadan bölün ve tuza batırın. Bununla bakır eşyanız parlayana kadar güzelce ovalayarak temizleyin. Ve nemli temiz bir bezle silin. Ketçap. Bu yöntem size farklı gelse de çok etkili bir yöntemdir. Parlatmak istediğiniz bakırın üzerine biraz ketçap dökün ve parlayana kadar ovun. Yine temiz nemli bir bezle silerek temizleyin. Bira. Bakır eşyanızı plastik bir kabın içerisine koyduktan sonra üzerine çıkacak kadar bira ilave edin. Bu şekilde bir gece kadar bekletip ertesi gün yumuşak bir kuru bezle temizleyip iyice kurulayın. Kül. En eski bakır temizleme yöntemi küldür. Mangal yaptığınızda ya da sigara külünü biriktirerek bu külü nemli bir bezle bakır eşyanızın üzerine sürün ve parlayana kadar ovalayın. Sonra hafif nemli bir bezle temizleyin. Evet, şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.